Bu diplomalar da bazen bir kağıt parçasından öteye gitmeyebiliyor. Çünkü sizin özel sektör kesinlikle buna bakmıyor, onu söyleyeyim. Aynen. Günümüzde artık müthiş bir rekabet var. Evet. Çok korkunç bir rekabet var. Yani siz üniversitede aldığınızın üzerine kendiniz ne koyuyorsunuz? Ne katabiliriz? Kendinizi kişisel bakımdan geliştirmek konusunda ne kadar çaba gösteriyorsunuz? Üniversite bunların hepsini size veremez. Bu mümkün değil. Biz önünü açıyoruz, bir anahtar veriyoruz ama kendini her bakımdan geliştirecek olan kişinin kendisi. Dolayısıyla mezun olduklarında maalesef arkadaşlarımız böyle bir hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Burada şunu da ben hemen ifade edeyim. Artık hangi üniversiteden mezun olduğunuzun, hangi üniversitenin diplomasına sahip olduğunuzun bir kıymeti yok. Diplomaya bakılmıyor. Sizde ne var? Sizde ne var? Sizde ne tür kabiliyetler, beceriler, ilave yetenekler var? Dolayısıyla bu bir ölçüde öğrencilerimizin işte öğretim yıllarında bunun farkına varıp kendilerini bu bakımdan geliştirmeleriyle ilgili, tamamlamalarıyla ilgili bir konu. Ve şu da var, iş beğenmemek dediniz, doğru ben bunu görüyorum. Bizim ülkemizde özellikle, yani herhangi bir kuruma gidildiğinde herkes orta veya üst düzey bir pozisyondan göreve başlamak istiyor. Halbuki sabırla, değil mi? Tecrübe kazanarak, mücadele ederek ve rekabet ederek belli yerlere gelmek mümkün. Bu konuda ben şahsen derslerimizde öğrenci arkadaşlarımıza nasihat demeyeceğim ama düşüncelerimi, görüşlerimi aktarıyorum. Her halükarda onları belli bir yere getirecek olan üniversitenin bizatihi kendisi değil. Üniversite önemli. Her şey kendilerine bağlı, kendilerinde başlıyor ve kendilerinde bitiyor. Kendilerine güvensinler, kendilerini keşfetsinler. Hakan Bey'in de dediği gibi ne istediklerini bilsinler önce. Mutlu olacakları meslekleri seçsinler ve o doğrultuda bir çaba, gayret içinde her zaman olsunlar ve yılmasınlar. Yani hayat şu, hayat her zaman başarı değil. Hayatta, herkesin hayatında başarı da var, başarısızlıklar da İniş çıkışlar da var. var. Yani hayat inişli bir çıkışlı yolculuk. Hayatın kendisinde bu var. Gündüz var, gece var, mevsimler var. İnsanın hayatında, ruh dünyasında bile gelgitler var. Bazen güne çok güzel başlıyoruz. Bazen negatif bir ruh haliyle güne başlıyoruz. Yani hayat dediğimiz şey düz bir yolculuk değil. İniş var, çıkış var. Önemli olan bu yolculukta, inişlerin, çıkışların ve engellerin olduğu bu yolculukta arkadaşlarımızın, gençlerimizin kendilerini keşfetmeleri, güvenmeleri ve yılmadan çalışmaları.